uzun bir süredir konuşuluyor. Aslında Sayın Bahçeli'nin ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu HDP'ye kapatma davası. Ve nihayetinde açıldı. Sonrasında da bir iddianame de ortaya çıktı. Kuşkusuz ki iddianameyi de incelemişsinizdir. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nereye varır bu süreç? Neler söylemek istersiniz? İsterseniz böyle başlayalım. Evet. Şimdi tabii siyasi partilerle ilgili kapatma davası açılması çok hoş bir durum değil genel olarak baktığımızda. Ancak kapatma davaları, siyasi partilerin kapatılması ile ilgili hususlar gerek anayasamızda gerekse mevzuatta, diğer kanunlarda mevzuatta düzenlenmiş hususlar. Siyasi partilerin de uyması gereken esaslar var. Gerek anayasada, gerekse kanunlarda. Onlarla ilgili, ihlaliyle ilgili bir durum ortaya çıktığında kapatma davası süreci de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir süreç. Bunlar tamamen teknik olarak hukuki durum. Bunun dışında sadece Türkiye'de değil, dünyada da birçok ülkede, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere kapatma davası, siyasi partilerin kapatılmasına dair davalar var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Türkiye'deki kapatma davaları ile ilgili kapatmayı uygun bulduğu davalar var, bulmadığı davalar var. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çifte standardını her zaman zikretmek gerekir. Bazı partilerle ilgili, mesela daha önce HDP'nin öncesi bazı partilerle ilgili kapatmalarda ihlal kararı verdiği durumlar var ama mesela Refah Partisi ve Fazilet Partisi ile ilgili kapatmalarda uygun bulduğuna dair kararları var. Dolayısıyla yani kapatma davası bizim hukuk sistemimizde mevcut olan ve siyasi partilerin uyması gereken esaslar ihlal edildiğinde devreye giren bir yol, bir yöntem. Burada ne karar verilir? Anayasa Mahkemesi'nin artık konuyla ilgili yapacağı bir çalışma neticesinde ortaya çıkacak. Kapatma kararları ile ilgili daha öncesine göre bir değişiklik var. Sanıyorum 2001'de yapılmış bir anayasa değişikliğiydi bu. Nitelikli çoğunluk aranıyor. Dolayısıyla daha önce kapatmak normal salt çoğunlukla mümkündü. Fakat şimdi nitelikli çoğunluk aranıyor. Biraz zorlaştıran, evet 3'te 2 oranında bir çoğunluk aranıyor. Biraz zorlaştıran bir tablo Türkiye anayasa değişikliği yapmıştı. Siz iddianameye bakabildiniz mi başkanım? Baktım. Yani bir hukuk profesörüsünüz aynı zamanda. Benim öyle yok, ama. Nasıl buldunuz iddia? Çok güçlü bir iddianame yorumu yapılıyor hukukçular tarafından. Yorum yapmam doğru olmaz yani o konuda. Yani meclis başkanı sıfatım olduğu için yorum yapmam doğru olmaz. Ama şöyle diyebilirim. Daha önce benzer davalardaki iddianameler gibi bir o vasıfta ağırlıkta bir iddianame. Peki izninizle. Şimdi HDP'ye daha şöyle bir eleştiri var. Tabii meclis başkanı olarak bunu en iyi farkında sizsiniz. İşte HDP mecliste evet temsil edilen bir parti ama siyaset yapmak yerine işte o alanı kullanıyorlar başka şeyler için. Siz genel tabloya baktığınızda çünkü en iyi karneyi veren sizsiniz, evet, verecek olan sizsiniz. Katılır mısınız buna? Yani HDP'nin meclis zeminde legal siyaset yapma derdinden çok PKK'nın aparatı gibi bir izlenim mi var? Siz ne dersiniz buna dair? Şimdi tabii benim yapacağım yorumların belki daha sonra başka şekillerde değerlendirme ihtimali de var. Onun için çok o anlamda detaylara bu konuda girmek istemem. Ancak yani temel meselemiz bizim anayasada ve siyasi partiler kanunda mevcut olan ölçülere uygun olarak siyaset yapmaktır. Şimdi tabii bunu diğer konularda da belki buna yavaş yavaş zaman zaman dönebilirim. Tabii kendi işine geldiği zaman, belli bir statüyü kazanmak söz konusu olduğu zaman burada kanunlarla ilgili kimsenin bir şikayeti yok. Şimdi mesela siyasi parti olmak, siyasi parti dediğimiz şey böyle gözle görülür, elle tutulur bir şey değil. Tamamen hukuki bir kurumdur. Bir kavram ve onu oluşturan bir çerçeve, onun içerisinde bir kurum ortaya çıkıyor. Bunu siyasi parti diye bir siyasi partiden bahsettiğimizde neye göre ortaya çıkıyor bu? Kanunlara göre ortaya çıkıyor. Yani siyasi partiler kanuna göre bunu kuruyorsunuz. Kazanırken o vasfı, o sıfatı kazanırken kimse kanunlardan şikayetçi olmuyor ama onun işleyişiyle ilgili, siyasi partilerin çalışmalarıyla ilgili, işleyişiyle ilgili kriterler var. O konularda bu sefer şikayetler ortaya çıkıyor. Müeyyide uygulandığında niye müeyyide uygulanıyor falan diye soruluyor. Eğer hukuk sistemine göre ve hukuk kurallarına göre kazanılmış bir statü varsa
onun işleyişiyle ilgili olan kurallara da o zaman uyacaksınız. Yani kurulurken, olurken, kazanırken kurallara uyuyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Ama daha sonra bir takım ihlaller ortaya çıktığında, müeyyide söz konusu olduğunda, konuşulduğunda bunlar niye var falan diye bunlara itiraz ediyorsunuz. Bu bakımdan siyasi partilerin siyaset yapması lazım. Bilhassa terör örgütleriyle olan mesafeyi, kanunun koyduğu mesafeyi korumaları lazım. Sadece Türkiye'de değil, başka yerlerde de öyledir. Bu görüntü verilmemelidir veya bu görüntüyü destekleyecek bazı deliller, ilişkiler ortaya çıkmamalıdır. Sayın Başkan, aslında burada konuşulan konulardan biri de şu, yani parti kapatma aşamasına gelmeden engellenebilmesi mümkün değil mi? Çünkü terörle iltisaklı olduğu tespit edilen kişiler mesela milletvekili adayı olamayabilse, burada konuşulan bu, ya bunun önüne geçebilecek bir şey yapılamaz mı? Bu aşamaya gelmeden engellenebilecek bir durum olamaz mı? Şöyle tabii, siyasi partilerle ilgili olarak kuruluş aşamasında da siyasi partilerin, özellikle parti programlarının, tüzüklerinin uyacağı esaslar var. Eğer o aşamada bir ihlal, aykırılık varsa anayasaya veya kanunlara, zaten o aşamada bir müdahale edilebiliyor. Kurulduktan sonra da eğer aldığı bazı kararlar bağlamında, zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın denetiminde bütün siyasi partiler, müdahale edilebiliyor. Ama kapatma davası ise yaptığı faaliyetler, yürüttüğü faaliyetlerle ilgili bir husus. Onun için de belli bir zamanın geçmesi gerekiyor bu tespitlerin yapılabilmesi için. Şahıslarla ilgili olana gelince, tabii orada hukuk bakımından şöyle bir handikap var. Yani şimdi bir şahsın suç işlediğini hukuken kabul edebilmek için kesinleşmiş bir mahkeme kararı gerekiyor. Yani bir şahısla ilgili ithamlar vardır, iddialar. İşte bunun üzerine savcılık bir dava açabilir, soruşturma açar. Sonra daha ciddi olur, dava açar. Mahkeme yargılama yapar. Hatta ilk derece mahkemesi karar verir. Ama bunlar yeterli değil. Hani suçsuzluk esastır, asıldır. Daha sonra işte bunun gerekli süreçler, istinaftı, yargıtaydı falan geçmesi ve kesinleşmesi gerekiyor. Şimdi milletvekili seçilme yeterliliğiyle ilgili koyulan kriterlerde bazı suçlarla ilgili sınırlamalar var, ama burada kastedilen işte bu kesin hükümle onların sonuçlanmış olması. Kesin hüküm olmadı. Ama kesin hüküm olmadan bunu söylediğiniz vakit bakarsınız işte Yargıtay'da bozulabilir ilk derece mahkemesinin verdiği karar falan. Buradaki mesele belki şu olabilir, özellikle bilhassa terörle ilgili davalardaki süreçlerin biraz daha hızlandırılması, bu davalara daha hızlı bakılması. Yani 3 yıl, 5 yıl sürmemesi. Çünkü bir dönem milletvekilliği sona eriyor, bir başlamış olan bir dava bitene kadar. Dolayısıyla belki o anlamda düşünülebilir. Ama önceden kesin hüküm aramadan bir takım sınırlamalar koyulursa onun suistimali ihtimali de var tabii. Sayın Başkanım, şimdi bu hazine yardımının kesilebileceği ya da işte kesintiye uğrayabileceği yönde de değerlendirmeler var. Ben iki tane şey merak ediyorum. Birincisi, siz bu demin HDP ile ilgili duyduğunuz hassasiyetler çerçevesinde HDP'li yetkililerle ya da oranın işte yönetim kademesindeki isimler hiç konuştunuz mu arkadaşlar, bu tavrınızı değiştirseniz şöyle daha öncesinde, yani uyarı demeyelim ama daha bir sohbet havasında bu konular gündeme geldi mi? İkincisi de hazine... Yani gidişatınız iyi değil. Yani aslında. Çok da işte kamuoyunda çok, çünkü kabaran bir dalga vardı. Sayın Bahçeli'nin sert açıklamaları vardı bu konuda. Bakın böyle, yani onun öncesinde ya da sonrasında da, daha doğrusu bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının, Sayın Savcı'nın açıklamasının sonrasında da bir konuşmanız oldu mu? İkincisi, bu hazine yardımı çok konuşuluyor. Yaklaşık herhalde bir 40 yıllık geçmişi var bu hazine yardımları konusunda alınan karar. Bununla ilgili ileride partilerin tamamını kapsayan bir düzenleme olabilir mi? Hazine yardımının partiler için olup olmaması arasındaki çizgiyi siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi ilk soruya önce cevap vereyim. Kapatma davası açıldıktan sonra bir görüşmem söz konusu değil. Fakat tabii milletvekili arkadaşlar sonuç itibariyle bazı meclisteki durumlarla, sorunlarla ilgili olarak zaman zaman görüştüğümüz oldu. Ben açıldığı zaman bu tür hususlarla ilgili görüşlerimi, kanaatlerimi de söyledim. Ama tabii ki herkes kendi yolunu kendisi seçer. O bakımdan siyaseten özellikle başka partilere akıl vermek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama görüşümüzü elbette konularla ilgili mutlaka bütün detaylarıyla konuşuyoruz sohbet mahiyetinde.
Hazine yardımı konusu işe esasen birçok ülkede de var. Ortaya çıkış noktası da şudur. Siyasi partilerin muhtaç olmaması, faaliyetlerini sürdürürken işte olur olmadık yerlere muhtaç olmaması finansman bakımından diye siyasi partilerin finansmanının bir nevi kolaylaştırılması, kontrol altında olması maksadıyla ortaya çıkmış bir şey, bir husus. Belli kriterlerle yardım, hazine yardımı yapılıyor. Tabii bu yapılan o bahsettiğimiz son düzenlemeyle bu eğer kapatma kararı verilmediği takdirde alternatif bir seçenek olarak, müeyyide olarak da hazine yardımının kesilmesi söz konusu. Hazine yardımının kesilmesinde o nitelikli çoğunluk aranmıyor o durumda. Bu bakımdan o da bir müeyyide olarak düşünülmüş bir husus. Ve bu konuda bunun idare tarafından veya yürütme tarafından değil de Anayasa Mahkemesi tarafından verilmesi bir gereken bir karar olduğuna dair düzenleme var. Bununla ilgili yine Siyasi Partiler Kanunu'nda zaman zaman işte aranan şartlarda biraz daha kolaylaştırıcı hususlar olmuş, biraz daha zorlaştırıcı hususlar olmuş. Belki Siyasi Partiler Kanunu çalışması içerisinde hazine yardımıyla ilgili kriterler yeniden düzenlenebilir, çalışılabilir.